Merhaba arkadaşlar, Örem Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel püskülün yapımını anlatacağım. Böyle bildiğiniz halı püskülü gibi, gördüğünüz gibi aynı şekilde duruyor. İki şişte yapılıyor. Yapımı çok kolay, çok pratik. Kıyafetlerinize başlarken bu şekilde örebilirsiniz. Kızlarımıza yapabilirsiniz. Kendi kıyafetlerinize atkı yapabilirsiniz. Battaniye kenarlarını da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar, süsleme amaçlı. Böyle halının kenarına bile böyle püskül yapılabilir arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay, çok pratik. İp olarak ben şöyle Nako pırlanta ip kullandım. Şiş olarak da 3 numara, pardon, 3,5 numara şiş ile ördüm. Şöyle hemen başlayalım isterseniz. Evet, şöyle kenarda dursun. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başlangıçta şöyle buradaki ipimi biraz uzun bırakıyorum. 2 kat yapacağım çünkü bu taraftaki ipimi şöyle bakın bu şekilde parmağımın üzerine, baş parmağımın üzerine attım. Şöyle tutuyorum. Şöyle şuradan aldım. Yine aynı şekilde atıyoruz ama buradaki ipimiz 2 kat olsun. Bakın buradan girip yine ilmeğimi aynı şekilde alıyorum. Evet, böyle. Aynı şekilde sadece 2 kat oluyor. Dengeyi sağlamak için, yani püsküller kalın oluyor, o yüzden alt kısmı da kalın olsun diye bu şekilde başlıyoruz. Sayı önemli değil arkadaşlar, böyle istediğiniz kadar ilmek atın. Şöyle ben de hızlıca atayım. Böyle tek sıradan oluşuyor. Evet, bu kadar ilmek yeterli. Şöyle çevirelim. Çevirdim. Şöyle ilk ilmeğimi şimdi batırdım. Şöyle bakın buraya doladım. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Bakın orta parmağımla tutuyorum. Şöyle parmağımda şöyle ipimi çektiriyorum. Ben şişimin boyunu ayarladım arkadaşlar. Siz santim olarak böyle bir yere ölçebilirsiniz. Mesela şöyle bunun boyutunda ölçebilirsiniz. Daha kısa olsun istiyorsanız santim olarak da ölçebilirsiniz. Ben şöyle şişimin boyutuna bakın böyle çektirdim. Bu şekilde bu orta parmağımı şöyle tutuyorum. Böyle tuttuktan sonra işaret parmağıma geçirdim. Çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27 defa geçirdim arkadaşlar. 30 da yapabilirsiniz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 defa çevirdim. Hep aynı şekilde çevirelim ki aynı sayıda böyle bazıları daha sıkı da bazıları daha geniş olmasın. Evet, bakın şişime şöyle ilmeğimi geçirdim. Şöyle tutuyorum. Bunu da bu şekilde geçiriyorum. Şöyle geçirdim. Şöyle hemen bükmüyorum. Şöyle bu geçirdiğim ilmekleri bunun içinden, ilmeğimin içinden geçirdim. 4 tane ilmek geçirmiş oldum. Onları sol şişime aktarıyorum ve örüyorum. Hepsini bir ördüm. Bu da zaten şeklini alıyor. Şöyle çekmeniz de yardımcı olur. Bakın hemen şeklini aldı. Yine yapıyorum aynı şekilde. Bakın batıyorum. Doladım. Şöyle baş parmağım, pardon, orta parmağımı tutuyorum. Böyle çekiyorum, çekiyorum. Şişimin boyutuna getirdim. Ve burada bakın orta parmağımla bunu da sabitledim. Çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 olsun. Şöyle bakın. Buradan şunu da geçirmiştim. Bunu da geçiriyorum yani. Sonra buradaki parmağımdaki ilmeği şişime geçirdim. Evet, sonrasında böyle ilmekleri bunun içinden geçirdim. Sonra sol şişime aktardım ve düz olarak ördüm. Evet, şöyle şeklini veriyoruz. Bu şekilde. Evet, şöyle çektirebilirsiniz, sorun olmaz.
Sıradakine batıyorum. Doladım. Parmağımı koydum. Bunu çektiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Kısa şiş benimki. Gördüğünüz gibi. Böyle. Bunun boyutunu da çektim. Şöyle parmağımla tutuyorum. Çeviriyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sonra bakın bunu şöyle şişime doladım. Bunu da şişime geçirdim. Önce örelim. Dilerseniz böyle hepsini geçirdim. Sonra sol şişime aktarıp düz olarak ördüm. Şimdi şeklini veriyorum. Bakın bu şekilde. Daha çok bükerseniz daha şey olur, dar olur. Evet. Sıradakine batıyorum. Tekrar göstereceğim. İlmeği aldım. Orta parmağımla şöyle tutuyorum. İpimi çektiriyorum. Böyle şişimin boyutuna getirdim. Hep aynı boyutta olsun istiyorum o yüzden. Şöyle parmağımı buraya getirdim. Ve işaret parmağımla böyle büküyorum. 6 diyelim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Evet, bunu da doladım. Bunu işaret parmağımdaki şişime geçirdim. Ve şöyle çekiyorum ilmeklerimi. Sol şişimi çektim. Onu tekrar sol şişime aktarıp düz olarak ördüm. Ve şöyle şeklini veriyorum. Evet bakın oluştu. Şu ilk başladığımız ip. Bunu sonra ikisini birbirine bağlayıp kesersiniz. Evet bu tarafta böyle duruyor. Bu tarafta da bu şekilde duruyor. Tekrar göstereyim. Batıyorum. Doladım. Parmağımı koydum. Çektiriyorum. Şöyle. Yine orta parmağımla şurada sıkıştırıp hani kaymasın diye işaret parmağımla büküyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Evet, bunu da şöyle geçirip bakın şişime geçirdim. Bunu da geçiriyorum. Şöyle ilk önce düzeltebilirsiniz, sonra da düzeltebilirsiniz. Böyle bu hepsini bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonra sol şişime aktarıp tekrar düz olarak ördüm. Yani bir ilmeği düşürmüş olduk. Evet, 5 tane yaptık bile gördüğünüz gibi. Bu kadar kolay arkadaşlar. Böyle tam şişin boyutunda yaparsanız aynı boyutta oluyor. Şöyle hafif kendisini bırakıyor. Bu kadar sonuna kadar yaparsınız. Dilerseniz bir sırada keser. Bunu farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Örgünüze devam edebilirsiniz. Size kalmış. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorum desteğinizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.